Hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS Velis Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki LGS kısmımıza artık bir hafta kaldı. Yani çalışabileceğimiz süre kısmına bakıyorum. Bir haftalık bir 7-8 günlük bir çalışma süremiz kaldı. Bu çalışma süremizi nasıl verimli hale getirebiliriz? Hangi seviyedeki öğrencilerimiz nasıl çalışması gerekiyor? Bunların hepsini tek tek konuşalım istiyorum. Yani sen aslında şu son zamanlarda çalışarak istediğin o liseye ne kadar katkı sağlarsın? Onu onu konuşacağız. Onun üzerine gideceğiz. Ben LGS'nin evet son saniyesine kadar senenin başından itibaren dedik arkadaşlar hadi bakalım toplanın LGS'nin son saniyesine kadar beraber dersler çalışacağız dedik ve görüyorsunuz ki LGS'nin son saniyesine kadar arkadaşlar devam ediyoruz. Yani daha son sahnesi gelmedi ama son haftalarındayız. Yanınızda mıyız? Yanınızdayız. Devam edeceğiz. Lütfen bir sözümüz tutup sizler de sabredin. Son saniyesine kadar çalışmaya devam edin. Mücadele çünkü devam ediyor. E, o mücadeleyi bırakmak olmaz. Bize yakışmaz değil mi? Muhteşem gidiyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. Peki LGS Y kadar. Daha taktiklerimiz var. LGS an taktikler. LGS sınav öncesi taktikler. Bunların hepsini tek tek sizlerle konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Ben bu yönde destek olacağım sizlere ve ek olarak da LGS'den sonra LGS analizleri yapacağız. Ve ondan sonra tercih dönemi çok önemli olacaktır. Çünkü tercih dönemi biraz karışık. O yüzden biz sizlere o yönde de destek olacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz bunların hepsini yapacağız. Hatta sizler liseler yerleştikten sonra 9. sınıf çalışmalarında başlayacağız. Sizler bunları kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız da seviniriz. Mutlu oluruz. Eyvallah deriz yani. Peki şunu söylüyorum seviyen iyidir. 450, 460, 480 civarlarındadır. Lütfen sen konuyla zaman kaybetme. Oturuyorsun sadece ama sadece deneme çözüyorsun. Deneme kısmını çözüyorsun. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dağıttığı kitaplar var arkadaşlar. Onları çözmediysen onları çözebilirsin. Veya işte son işte dağıttığı kitaplar zaten şey son yayınlanan örnek sorular arkadaşlar. Son yayınlanan 6 aylık o örnek soruları çözmediysen lütfen onları da çözmeni istiyorum. Seviyen iyiyse. Peki seviyesi çok iyi değil. Hala hocam istediğimi alamıyorum. Bununla ilgili ne yapabilirim? Nasıl çalışacağım? Planlamamı nasıl yapmam gerekiyor? Yani bize bir yol haritası çizer misiniz şeklinde soruyorsunuz. Arkadaşlar bizler artık son süreçte günümüzü planlamamız gerekiyor. Günümüzü planlamazsak eğer zamanımız boşa geçiyor. Ve size şunu kesinlikle denirim. Artık bundan sonra okul sınavlarınız falan yoksa ki olsa bile sadece sınavlara gidin. Gitmeyin abi okula. Rapor alın, gidin okula rapor yazın, bir dilekçe yazın, bir şeyler yazın ve gitmeyin okula. Oturun kendinize güzel bir kamp oluşturun. Ben size bir kamp oluşturdum zaten. O kampın üzerine koyabilirsiniz. Bakın, eksiklerimin eksiklerimiz var diyorsunuz. Eksiklerinizi tamamlayabilmek için artık zekice çalışmamız gerekiyor. Gidip de tüm konuları çalışmak zekice davranış değildir arkadaşlar. Çünkü yetişmez. O yüzden biz diyeceğiz ki, benim için en önemli konular neler?" şeklinde düşüneceğiz. Yani ben şöyle Hemen şöyle bir yan ekrana kayayım arkadaşlar ve yan ekrandan sizlerle beraber şöyle bir değerlendirme yapalım bir konuşalım tamam mı? Kalemimi alayım kalem üzerinde kalem kağıt üzerinde değerlendirme yapalım. Şimdi öncelikle toplam 8 günlük bir çalışmamız olsun tamam mı? Biz günümüzü planlamamız lazım. Şimdi öncelikle bir kere okula gitmediğimizi düşünüyoruz tamam mı? Okula gitmediğimizi düşünüyoruz. Şimdi sabah saatlerine arkadaşlar lütfen bakın sabah saatleri deneme olacak. Yani buradaki sabah saatlerine ne eklememiz gerekiyor? Deneme eklememiz gerekiyor. O zaman burası deneme saatlerimiz olacak. Neden dersen? E çünkü biz biliyoruz ki LGS'nin saat 9.30'da başlayacağını biliyoruz. Ama yani sen gidip de 1'de 2'de çalışırsan bünye ne olur? Ona alışmış olur. O yüzden sabah 9'da bünye o kısma, o provaya alışmadığı için LGS anda hatalar yapabilirsin. Sıkılmalar başlayabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Buna dikkat edeceğiz. Tamam? Sabah saatlerine denemelerini koyman gerekiyor ek olarak sabah saatlere deneme ondan sonraki süreçte biz dedik yani zekice çalışacağız diye o zekice çalışma kısmını hemen anlatıyorum arkadaşlar artık her konu çalışılmaz mesela örnek veriyorum diyelim ki matematikten işte çok fazla hata yaptığın hiç anlamadığın konulara bakmana gerek yok bundan sonra çok bir şey düzelmez ama şudur. Ya hocam ben işte kareköklü ifadelerden işte 4 soru çıkıyor. 2 tane yapabiliyorum. iki tane yapabiliyorum. O zaman şöyle yapabilirsin. Bakın şu eskiden olsa mesela şey derdim. Ya arkadaşlar bakın çok çıkacak konular vardır derim. Örnek veriyorum genel yap olarak söylüyorum. Onlara çalışın mesela derdim ki cebirsel ifadeler. Her bir konu çok değerli olacaktır. O yüzden ben şey diyemem sana ya işte sadece şuna çalış diyemem. Ben sana şunu diyorum. Sen kendini iyi hissettiğin ders vardır ya ona daha çok çalış. Neden dersen? Diğerini zaten çok fazla toparlama şansın olmayacaktır bakıyorum e, veri analizi veri analizi çok sıkıntı çıkarıyor sizlere biliyorum ve genelde sınavda veri analizi ile ilgili sorular süre kaybettiren sorular oluyor. Ya veri analizini hiç yapamıyorsan hocam veri analizini hiç anlamıyorum şeklinde bundan sonraki süreçte veri analizi ile ilgili konu çalışmasına yani anlamaya çalışmak kısmında çok fazla zaman kaybetmene gerek yok. Tabii ki şunu demiyorum. Deneme oldun, veri analizinden kaçırdın bu soruyu bırak demiyorum. Tabii ki buna bakacaksın ama ek olarak bir çalışma yapmana gerek yok. Ama diyorum ya senin işte kare köklü ifadelerin iyidir tamam mı? Kare köklü ifadeler. Ya hocam ben kare köklüden işte iki tane yapabiliyorum. Eyvallah çok güzel. E o zaman sen kare köklü ifadeleri bir tık geliştirebilmek için bir bak bakalım kare köklü ifadelerle. Çünkü biz kamp oluşturuyoruz. Oradan bile takip edebilirsin. Ben konu kısmında da sizlere bilgiler veriyorum. Dersin ki he o zaman ben karaköklü ifadelere çalışayım. İşte cebirsel ifadelerde iyisindir ki ben şunu açıklamak da istiyorum arkadaşlar. Bakın olasılığa mutlaka çalışın. Olasılık sorularını kaçırmamaya çalışın. Çünkü genelde olasılıktan kolay sorular geliyor. Yani yapabileceğiniz sorular. Çünkü çok bir şey bilmenize gerek yok ki. istenilen durum böyle tüm durum. Bunu bilmen yeterli olacaktır. E arkadaşlar e, o zaman sen bundan buraya yoğunluk verirsen 2-3 tane çıkacak. 3 tane soru yaparsın mis gibi tatlı ta 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 tatlı yani şeker şeker. Anlaşıyor muyuz? O zaman sabah saatlerine denemeyi koydun. Ondan sonra öğlen saatlerine bakıyoruz bakın. Öğlen saatlerine. Şurayı sileyim. Burası bence okeydir ya. Bu kısmı anladınız diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar öğlen saatleri içinde rengimi alayım. Öğle saatlere diyelim. Öğle saatlere. Öğle saatlerinde de eksiklerini tamamlama bak. Eksik tamamlama. Eksik tamamlı. Dediğimi e, göz önüne bak. Mesela matematik için konuşmuyorum sadece bunu. Her bir derse yönlendirebilirsin. Mesela Türkçe'de. Hocam ben Türkçe'de işte 10 tane 12 tane yapıyorum. Bak Türkçe'de yapman gereken şudur. Paragrafa odaklanman gerekiyor. Çünkü sınavın %80'i paragraf olacaktır. O yüzden sen paragraf taktikleri videoları izleyebilirsin. Ya paragraf taktikleri nasıl çözülür? Paragrafta dikkat etmem gereken noktalar nelerdir? Şeklinde kendince bir planlama yapıp oraya yönlen. Çünkü dil bilgisini hiç yapamıyorsan örnek veriyorum. Bundan sonra oturup da dil bilgisini zaman kaybetme bence. Çünkü dil bilgisi kısmına zaman kaybederek paragraftan çıkabilecek soruları kaçırabilirsin. Ama paragrafta bir bilgiye gerek yok ki taktik bulursun. O taktikle ilerlersin zaten okuduğunu anlama kısmı halledersin. Ama dil bilgisine geldiğimde bilgi bir sürü bilgi var. E onları bilebilmek için zaman kaybetmiş olacaksındır. O yüzden bunu bunu anlatmak istiyorum yani. Mesela bu fen için de geçerli. İşte DNA ve genetik kodda iyisindir. Onun üzerine git. 4 tane, 5 tane, 6 tane soru çıkacak mesela. O yüzden ne yapıyorsun? Onun üzerine gidiyorsun ve orada daha çok profesyonelleşiyorsun. Ama işte dediğim gibi basınçta sıkıntı çıkıyor. Basınç ile sıkıntılar çekiyorsun. basınç kısmında çok fazla oyalanmıyorsun artık. Bakın yine altını çiziyorum. Denemede yapamadığın sorulara bakacaksın tabii ki. Ek çalışma için diyorum. Eksik tamamlama kısmı için çok gerek yok diyorum oraya. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Çünkü zamanımız az arkadaşlar. Biz burada amacımız 5 net 10 net arttırabilmek. Şimdi gidip de e, dil bilgisinde zaman kaybedip 1 net arttırmaktansa paragraf taktikleri izlersin. Paragraf odaklı çalışırsın. 2-3 net arttırırsın. Çünkü paragraf zaten seviyorsun. Yapabilirliğin zaten yüksek. Anlaşıyor muyuz? Umarım anlamışsınızdır ben arkadaşlar. E, akşam saatleri kısmına da branş denemelerini koyun arkadaşlar. Akşam saatleri de branş denemeler. Mesela diyelim ki benden ve ya da bir e, ne yapıyorum ya? Bunu sileyim. Değil mi? Türkçe mükemmel demiştiniz. De. Evet. Akşam saatleri evet, branş denemesi yazıyorum. Şimdi branş denemesi kısmında şey yapabilirsiniz. Milliyetimin çıkmış o sorularını çözebilirsiniz. Milliyetimin soruları var ya hani işte 2020 soruları var, 2021, 2022 soruları var. Bunları çözebilirsin veya işte Milliyetimin yayınladığı o 6 aylık o soruları çözebilirsin. Bu şekilde branş denemesi oluşturabilirsin kendine. Yani soru bankan yoktur. Onun şeklinde söylüyorum. Bakın arkadaşlar, kendinizin yani gününüzü bu şekilde bölümlere ayırmanız gerekiyor. Gündüz vakti sabah saatlerinde deneme mutlaka çözmen gerekiyor bak deneme. Öğlen saatlerinde deneme analizini yaptın eksiklerini belirledin eksiklerini tamamlama. Akşam saatlerinde de biraz daha profesyonelleşme nedir öyle? Branş denemesi mesela matematikte eksiğin vardır. O zaman matematik branş denemesi veya fende bir tık daha üst seviyeye taşıymak, taşıyabilmek için ben branş denemesi. Hatta ben senin yerinde olsam sayısal deneme yaparım. 80 dakika mutluluğum akşam. 80 dakikalık bir branş denemesi çözerim ve kendimi bu şekilde geliştiririm. Ondan sonra onların da e, analizlerini yaparım. Bu şekilde ilerlerim. 7 gün boyunca, 7-8 gün boyunca durmaksızın bu şekilde planlamaya uyarsan zaten kendi gününü planladığın o günleri e, ayrı şey yaptığın için yani nasıl diyeyim bölümlere ayırdığın için hiçbir sıkıntı kalmayacak. Yani kendini o şekilde alıştırdığın için sorun yaşamayacaksındır. Ve alışmışsınızdır zaten bu zamana kadar o kadar çalıştınız yani arkadaşlar. O kadar emek ettiniz koşturdunuz gayretle diyorsunuz. Bu süreçte ders çalışmaya artık alışmış. Biliyorum tamam eyvallah sıkıldınız tamam yoruldunuz eyvallah. Bakın arkadaşlar şöyle düşünün yani mesela siz e, bir sene hazırlanıyoruz örnek veriyorum. Biz bunu senelerce yapıyoruz yani. Biz de yoruluyoruz eyvallah biz de sıkılıyoruz ama bir hayalimiz, bizim de bir hayalimiz var. Bizim de bir böyle gerçekleştirebilmemiz gereken hayallerimiz var. Onlar için gerçekten uğraşıyoruz. O yüzden sizlerin de bir hayali var ve o hayale yaklaşmanıza bir hafta kaldı. O bir haftayı çok iyi değerlendirirseniz belki de istediğiniz o lisenin kapısının şöyle tokmağını elleyip bir açacaksınız ve oraya girip oralarda okuyacaksınız. Bunun için 7 ay 7 aynaya Allah'ım ya 2, 2 7 gün 7 8 gününüz kaldı ve heyecanlanıyorum bak az kalınca bende de heyecan alıyor. Ama şöyle bu süreçte dediğim gibi gününü planlarsan o planlamayı akıllıca çalışırsan zaten birçok şeyi halledersin diye düşünüyorum ve halletmeyeceğiniz durumlarda yok arkadaşlar. Sizler affedersiniz ama salak değilsiniz yani kafanız çalışıyor. Ama birazcık olsun. Azıcık böyle şu süreçte biraz tembellik kısmı başlar. Çünkü havalar ısındı. Evde oturup ders çalışmak sıkıcı geliyor. Bazı çılgın arkadaşlarınız var. Onlar sizi sürekli dürtüyor. İşte ev halkı biraz sizi dürtüyor. İşte ne bileyim sen orada çalışıyorsun ama diğer odada belki televizyon izliyorlar veya kardeşlerin oyun oynuyor gibi veya dizi izliyorlar şeklinde. Bu senin odağını azaltabiliyor. Ama biz ne yapacağız? Dayanacağız abi. Az kaldı az bir süremiz kaldı. Bu süreci iyi bir şekilde değerlendirip gidip o inşallah kazanacağız. Abi şöyle düşünün ya gideceksiniz. 7, bak 7 günlük 7-8 günlük iyi bir çalışmayla çok şey değiştirebilirsiniz. İnanın değiştirebilirsiniz. 7 günlük çalışmayı bıraktığınızda çok şey gider geri gider. Emin olun gider. O yüzden 7 gün göz açıp kapanıya, kapanacak yani çok hızlı bir şekilde geçecek. O yüzden o yüzden o yüzden o yüzden evet ne yapıyorsunuz? Lütfen ama lütfen. Ne olursunuz arkadaşlar? Şu 7 gününüzü iyi bir şekilde dolu dolu geçirin. Ben görüyorum. Yani çok güzel emek ediyorsunuz. Çok güzel çalışıyorsunuz. Gayretleriniz çok güzel. Sorular üzerinde gidiyorsunuz. Deneme çözüyorsunuz. Denemelere giriyorsunuz. Okul sınavlarınız var, bilmem ne var. Gerçekten de yoğun geçiyor hayatınız biliyorum ama az kaldı. Az kaldı arkadaşlar. Dayanın. Bir 7 gün sonra bir oh bir diyeceğiz yani Allah'a şükür bir üstümüzden büyük artı yani üstümüzden büyük gitti diyeceğiz. Az bir süremiz kaldı. Ben sizlere inanıyorum. Ee, inandığım için de bu şekilde videolar çekiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımıza faydalı olduğumu düşünüyorum. Güzel yorumlarınız var. Onların e, eğitimi için, onların geleceği için, onlar için tabii ki büyük seviyede yine videolar çekmeye devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi